Ne diyor lan bu karı? Nerede bu kız? Ne oldu baba? Oğlum sen bu kızı çiftliğe götürdün değil mi? Yok artık baba ya. O kadar da mı güvenin kalmadı bana? Gözünün önünde götürdüm Elif'i çiftliğe. Ne diyor o zaman bu süslü? Vallahi bilmiyorum baba. Ben götürdüm, havuzun kenarına bıraktım kızı. Lan bunlar bize bir oyun oynamasın. Adamın adı Veysel. Birkaç saat sonra arayıp randevu alacağım. Onunla buluşacaksın. Ben gelmeden bu iş bitmiş olacak. Kesinlikle hata istemiyorum. Görüşme ıssız bir yerde olacak. Yani sizden başka kimse olmayacak. Kafan rahat olsun. Ama hata istemiyorum. Sakın. Merak etmeyin. Ödeme nasıl olacak? Konuştuğumuz gibi. Sen yeter ki işini hatasız yap. O zaman sizden haber bekliyorum. Telefonun açık olsun. Arayacağım. Bittin sen Veysel. Bittin. Ya çocuğu da verdik. Hani vermesek anlayacağım da. Baba, Arzu sana yalan söylüyor. Zarf bu zarf. Bak seni ayağına getirtmeye çalışıyor. Ulan amma tatava yaptım be. Ya baba, bu kadın sana kötü bir şey yapacak bak. Vallahi içime doğdu. Ya bir kere de inan bana. Amma film izlemişsin sen ya. Ya ama baba. Şşş, süt oğlanı. Sen burada kalıyorsun, ben işime bakıyorum. Ya baba. Şşş, hadi doğru dükkana hadi. Birader, yoldaki araba senin mi? Benim, ne olacak? Nasıl park etmişsin lan arabayı öyle? Ha? Ehliyetini bakkaldan mı aldın, dingil? Şşş, ağır ol, ağır ol. Sen önce arabayı nasıl park edeceğini öğren. Senin yüzünden arabamı vurdum. Nereye çarptın lan? Benim arabaya mı vurdun? Tabii senin arabana. Koymuşsun yolun ortasına arabayı. Park edecek başka bir yer bulamadın mı? Hı? Lan orada 2 metre yol var. Geçemedin de benim arabaya mı vurdun? Lan hayvan hayvan konuşma. Gel hemen temizle yaptığını yoksa polis çağıracağım. Yürü lan, yürü bakalım, yürü bakalım. Kendi gelmiş arabaya çarpmış, sonra bana hesap soruyor. Yürü lan. Oğlum, orada 2 metre yol var. Geçemedin mi? Ne vardı gelip çarpacak? Dingil. Dingilsin anandır lan. Dur lan, sen anama laf mı ediyorsun lan? Benim anama, ben sana şimdi... Ne dedin lan sen? Benim araba laf mı ediyorsun lan? Göstermez miyim lan gününü? Anama laf mı ediyorsun lan sen ha? Anama laf mı ediyorsun lan? Ben adama ne yaparım lan? Biliyor musun lan?
ben adama ne yaparım lan? Ne yapıyor bu ya? Hadi bitir şu işi. Ha? Anamı lan ne diyorsun lan sen anama ha? Ha? Lan oğlum. Yapma lan. Lan dur lan. Manyak mısın lan sen? Lan dur lan. Lan yapma lan. Lan. Ne oldu lan? Adam öldü lan. Öldü de adamı öldü. Allah'ım, Allah'ım ne oldu ya? Allah'ım ne oldu ya? Öldü lan. Ne yaptın lan be? Adamı öldürdüm lan. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ha? Ne yaptım lan ben? Adam öldü lan. Adam öldü lan adam. Sen lan. Ben cana kıydım lan ben. Ben cana kıydım adam öldürdüm lan ben. Lan adam öldürdüm lan ben. Lan cana kıydım lan ben. Sağlık. Her şey kusursuzdu. Teşekkürler Arzu Hanım. Yalnız rakip bayağı sıkıymış. Öyledir. Ama artık süt dökmüş kedi gibi olacak. Bu ücretin. Teşekkürler Arzu Hanım. Kimseye bir şeyden bahsetmiyorsun. Hiç şüpheniz olmasın. Bereket versin. Görüşmek üzere. Artık sen Veysel. Artık polisten korkan bir katilsin. Bir kaçak. Anne! Anne! Ne oldu kızım? Niye bağırıyorsun? Anne, ben sana küstüm. Aa, niye? Sen bana verdiğin sözü tutmadın. Gel bakalım sen yanıma. Ne oldu? Niye küstün bana? Hani o kız bir daha bu eve gelmeyecekti? Kim? O kız işte, Elif. Elif Çifik'te mi? Evet. Gonca! Gonca! Buyurun. Kızım, hadi sen oyun oyna. Ben nene? Tuğçe. Elif'in çiftliğe geldiğini niye söylemiyorsun bana? Evin telaşından elim telefona gidemedi ki. Senin asıl görevin bana hizmet etmek. Aliye Hanım'a ya da bir başkasına değil. Anlat çabuk. Ayşe abla annesi rahatsızlandı, sabah gidip aldım dedi. Maşallah. Yalanım bin para. Ben çocuk hala Veysel'de zannediyorum.
Eğer gerçekten getirip bırakmış çiftliğe. Peki bulduğunuz aileye verecek misiniz Elif'i? Eğer çiftliğe gelmesini engelleseydim verecektim. Ama şimdi olmaz. Şüphe çeker. Sen aileyi ara, vazgeçmişlerdi. Tamam. Zaten öyle şeyler oldu ki. Artık istese de gıkını çıkartamaz. Ne oldu ki? Anlatırım sonra. Elif nerede? Müştemilattadır herhalde. Ben gideyim bu saçaklıya bir bakayım. Hoş geldiniz. Emiroğlu çiftliğini kendi çiftliğinizden daha çok sevdiniz herhalde. Burada yaşayanlar burayı ilginç kılıyor diyelim. Bu arada nasılsınız? Bir ihtiyacınız var mı? Melih Bey, borcumu en kısa sürede... Hava soğuk. Üşümeyin. İçeriye geçelim. Kimseye söylemeyeceğinizi... Buyurun Arzu Hanım. Adam öldü lan. Adam öldürdüm lan. Öldü lan adam. Afiyettesinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Bu ara pek işiniz yok galiba. Maalesef ben sizin kadar yoğun değilim. Anne olmak, bir çocuğun sorumluluğunu üstüne almak oldukça zor olmalı. Ya, öyle tabii. Getirdin. Halacığım çok ayıp. Tuğçe. Lütfen ama. O daha çocuk. Hmm. Bakalım senin için bir şeyler getirmiş miyim? Burada yok. Ama bakalım diğer cebimde var mı? Al bakalım. Niye zahmet ettiniz? Yarım elma gönül alma diyelim. Sağ olun. Pek incesiniz. Sormayı unuttuk. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Almayayım. Aslında ben sizi bir sergiye davet etmek için gelmiştim. Sergi mi? Evet. İranlı bir tesip sanatçısının sergisi. Tophane Amiye'de sergileniyormuş. Görmenizi isterim. Epey de ünlü birisi. Tamam o zaman. Ali Hanım, sabah Kerem Hanım iş başvurusu için buraya geldi. Burayı almam ister misiniz? Tamam, gelsin.
Adam gidince çiçekleri de solmuş. Keşke burada olsaydı. Beraber çiçeklere bakar, oyun oynardık. Daha önce böyle büyük bir çiftlikte çalıştın mı? Ben böylesini ancak dizilerde gördüm hanımım. Yani bu kadar büyük değil ama çalıştım bir evde. Oradaki vazifen neydi? Çamaşır, bulaşık, yemek. Bazen çocuklara da bakardım. Belli bir vazifen yok muydu? Elimden her iş gelir benim hanımım. Ne dersiniz onu yaparım. Eğer burada çalışacaksan sadece mutfakla ilgileneceksin. Yemeklerden sen sorumlu olacaksın. Bu evde herkesin yaptığı iş bellidir. Referansın var mı peki? Af buyurun. Tavsiye mektubunu soruyorum. Bana kimse mektup neyin vermedi hanımım. Ama isterseniz önceki çalıştığım eve sorabilirsiniz. Lüzumu yok. Bu kadar kâfi. Gonca, hanımefendiye yolu göster. Ne oldu anne, bu kadını da mı beğenmedin? Bu zamanda güvenip evini alabileceğin birini bulmak çok zor kızım. İçimize girecek. Titiz davranmak icap eder. Sağ ol abla. Afiyet olsun ablacığım. Nasıl, kolayladı mı biraz? Yani elimden geleni yapıyorum ama bayağı boşlamışım. Allah'tan derslerine girmiştim. Uf, abla bu sınav çok önemli. Ne mutlu sana. Okulun bitince yepyeni bir hayatın olacak Zeynep. Keşke ben de okuyabilseydim. Çok istedim ama. Ablacığım. Hep beraber yeni bir hayatımız olacak. Hem istersen okula bile gidersin. Bu yaştan sonra. Ya vallahi bizim okula çok gelen var. Senin şu boşanma işini de yarın soracağım arkadaşlarıma. Ne gerekiyormuş falan. Ben gerekirse şahitlik yaparım. Kurtulacaksın babamdan. Hay böyle işin. Gitmeden bir Elif'i de görseydim. Buralardadır ama. Olmaz alacağım. Nedenmiş o? Ben de geleceğim. Tuğçe, olmaz dedim. Hem sen gideceğimiz yerde sıkılırsın. Elif.
Nasılsın bakalım? İyiyim. Sana bir şey getirdim. Bana mı? Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok mu beğendin? Bak bak. Çıkalım mı? Hadi bakalım kızlar, uslu durun. Kavga ediyorlar. Bir yorum yapma da izle. Öldürdü adamı. Şişt, sessiz ol. İnanamıyorum. Adamı öldürdü. Siz nereden buldunuz bu görüntüleri? Yoksa orada mıydınız? Kalktı. Ölmüştü bu adam. Acaba? Nasıl olur bu? Benimle oyun oynamak ne demekmiş görsün bakalım. Asıl oyunu ben kurdum. Pes edecek. Hizaya gelecek. Kim lan o? Baba benim ya. Öldüm vallahi meraktan ha. Gelmişsin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok. İyiyim. Niye çağırmış seni kadın? Yok. Önemli bir şey yok. Bir şey demedim yani. Yok, demedim. Baba, sen bir garipsin ya. Bir şey mi oldu? İyi misin? İyiyim lan. Soru sorup durma. Akşam Erkut abiyle şu yeni açılan Türkiye evine gideceğiz. Gelsene. Yok. Beni saymayın. Neden ya? Hastayım. Nezle olmuşum. Bana da bulaştırdın lan Armut. Erken yatacağım ben biraz. Allah Allah. Bir şeyin yok ki baba. Turp gibisin. Lan gelmeyeceğim diyorum işte. Üstüme gelme. Tamam baba ya. Ne kızıyorsun? Saatler olsun. Sağ ol. Gelsene. Film aldım yeni. İzleyelim mi? Bu akşamlık beni affet. Çok yorgunum. Hayırdır? Bugün Melih Bey'le bir sergiye gittik de... İşçiliğini görsen o kadar güzeldi ki. Öyledir. Seninle gezmiyorum diye mi bu surat? Yok ya. Maşallah. Melih Bey de geleneksel el sanatlarımıza ne kadar meraklıymış. Evet, ben de şaşırdım. Merakı nereden geliyorsa artık. Baba bak, bunu bana Melih amca almış.
Çok güzelmiş kızım. Baba bak şimdi ne olacak? Heh oldu işte patlamadan bak. Aferin sana. Kızım işim var görmüyor musun? Sonra birlikte oynarız tamam mı? Tamam. O anne, ne zamandır eline almamıştın bunları? Sizden vakit mi kalıyor ki bunlarla da uğraşayım? Anne, o bahsettiğiniz kişi geldi mi? Görüştünüz mü? Geldi, geldi. Ama gözüm tutmadı. Olmaz o iş. Artık birini almamız lazım. Ben de istiyorum birini bulmayı ama öyle aceleye getirecek bir iş değil. Neticede bizimle evimizde yaşayacak. Aa Tuğçe, bak buna düşmesin bunlar. Gonca, onları bitirince çamaşırhanedeki giysileri de yerlerine yerleştir. Of! Oflama Gonca. Hem hangi iş yetişeceğimi şaşırdım ben ya. Hem ben sadece Arzu Hanım'ın hizmetinden sorumluyum. İyi. Aliye Hanım'a da öyle dersin yarın. Tuğçe, az önce kocaman yaptım. Benim oyuncağımın suyu bitmeseydi ben seninkinden kaç kaç büyük balon yapardım. Hadi sen de yap. Polis! Anam gittim ben. Bittim ben. İçeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Aç diyorum. Aç kapıyı. Polis! İçeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Baba! Baba uyansana ya. Neredesin baba ya? Uyuyakalmış. Nasıl kapı çalmak lan öyle? Deminden beri çalıyorum baba, duymuyorsun. Hem sen niye kapıyı kilitledin ki? Kilitledim işte ya. Yalnız var ya baba, dün akşam bir eğlendik, bir eğlendik ki sorma. Keşke sen de gelseydin ya.
Baba. İyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? İyiyim ya. İyiyim. Bir şey mi? Baba bak, yapabileceğim bir şey varsa. İyiyim lan. İyiyim dedim. Ya, iyiyim. Gel bak. Sıcak sıcak poğaça aldım. Yeriz. Yok yok. Yok, istemiyorum. Lan ne oldu bu adama ya? Tavsiye mektubunuz var mı peki? Var efendim. İsteyeceğinizi düşündüğüm için daha önceden hazır etmiştim. Buyurun. Yıllardır eşimle aynı konakta çalıştık. Konağın sahibi Fikret Bey vefat edince de çocukları konağı sattılar. Biz de ayrılmak zorunda kaldık. Hanımınız ne iş yapıyordu konakta? O aşçıydı efendim. Çok güzel. Tam aradığım gibi. Sen ne diyorsun Kenan? Bence uygun anne. Ne durumdasınız? Yarın başlayabilir misiniz? Tabii. Hatta bugünden başlayabilirim. Muhtemelen işler birikmiş olmalı. Yarın da hanımı alır gelirim. Onu da görmüş olursunuz. Olur. Bizim için uygundur. Kahyamız Ayşe Hanım. Sadık Bey de yeni çalışanımız. Çiftliği gezdiriver Ayşe. Tabii Ali Hanım. Tekrar teşekkür ederim. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Tam aradığımız kişi Kenan. Doğru düzgün birine benziyor anne. Hepimiz için hayırlı olsun. Amin. Vay, alemcilerin kralı da uyanmış değil mi? Aman yolla, Beyoğlu'na yolla. Yavrum. Fakat ne eğlendik be müdür be. Vallahi Erkut abi, akşamları seninle dışarı çıkmak da ayrı bir keyifmiş ha. Eyvallah koçum. Takıl bana, yaşatacağım ben seni. Veysel abi, iyi misin abi? Erkut, senin bu yatırımcı ne zaman gelir? Ne oldu ki? Ne zaman gelir, sen onu söyle. Hemen gelmez abi. Bakıyor uçtu adam, değil mi? Peki, verdiğimiz paranın bir kısmını geri alabilir miyiz? Yok be abi, mümkün değil. Hayırdır? Yok bir şey, bir şey yok. Abi, benim bir işim var sanayide acil. Halledeyim geleyim, değil mi? Var mı dışarıdan istediğiniz bir şey? Yok abi, sağ ol. Hadi görüşürüz o zaman. Baba, verdiğimiz parayı niye geri istedin? İstedim işte ya, ne yapacaksın? Baba, bak dün akşamdan beri bir tuhafsın. Ne oldu? Ters o bir durum mu var? Bak baba, ben senin oğlunum. Hani eğer bir durum varsa bana da söyle. Ben de bileyim. Ben... Thank you.
Kahvenizi getirdim. Hah, tam zamanında. Ben de en sevdiğim filmi izliyordum. Orman Ayısı 2. Ay, dehşet valla. Dehşet ya. Şey, Veysel'le konuştunuz mu? Daha değil. Biraz daha düşünsün. Ayı. Siyah pantolonu ütüledin mi? Şey, ben şimdi hemen ütülerim. Gonca ne oluyor? İyice boşladın ha. Ya olur mu hiç öyle şey hanımım? Ya Şerif el üstü gittiğinden beri inanın kaç parçaya bölüneceğimi şaşırdım. Olmuyor ama böyle. Allah'tan bugün biri başladı da biraz olsun soluk aldık. Hayret, Ali Hanım nasıl beğendi birini? Vallahi gelen sağlam birine benziyor. Yani gelir gelmez başladı çalışmaya. Ya baba, nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl oldu? Oğlum, o sosyete karısıyla buluşmaya gitmiştim. Ben daha karıyı bekliyorum. Adamın biri çıkıp geldi. Dedi ki, yanlış park etmişsin, senin arabana çarptım dedi. Adamla tartıştık. Ağzına ne geldiyse söyledi. Sonra adamla kavgaya tutuştuk. Adam delinin biriymiş. Tabancası varmış. Tabancasını çekti. Ondan sonra biz boğuşurken elim tetiğe gitti. Adam öldü. Ya baba, inanamıyorum sana ya. Peki silah nerede? Orada kaldı. Peki ne yapacağız şimdi? Oğlum, benim hemen saklanacak bir yer bulmam lazım. Kaçmam lazım hemen. Ya baba, nereye gideceksin? Oğlum, bana para lazım. Para bulmam lazım. Polis şimdi beni arıyordur her yerde. Tamam. Ben sana bulacağım parayı. Ben de şu Arzu karısını bir arayayım. Baba, bak ne olur sakın hiçbir yerde görünme. Sakın şu kapıdan dışarı çıkma. Tamam mı? Bak bak, kim arıyor? Kadın aç! Ne diyeceksiniz peki? İzle de gör. Alo. Ne var, ne istiyorsun? Ne istediğimi sen çok iyi biliyorsun. Ne dediysen yaptım, rahat bırak beni. Ben ne zaman istersem o zaman rahatlarsın. Dün niye gelmedin? İşim vardı. İnsan bir haber verir, o kadar bekledim. Bir de sana hesap mı vereceğim lan? Bana acilen 30 bin lira lazım. Acele getir. Sana daha yeni 100 bin lira verdim. 5 kuruş param kalmadı benim. Nereden bulacağım o kadar parayı? Bana maval okuma lan. Eğer o parayı vermezsen var ya, her şeyi kocana anlatırım. Tamam, bulacağım. Lütfen Kenan'a bir şey söyleme. Tamam. Tamam, 2 saate kadar oradayım. Yok yok. Ev çok kalabalık. Sen buraya gelme. Daha önce buluştuğumuz kafeye gel. Ha. Tamam. Tamam. Geleceğin varsa, göreceğin de var. Önce burayı bir temizlersiniz. Burası bitince de arka bahçeye şöyle bir bakarsınız. Tabii. Ben hemen hallediyorum. Kusura bakmayın. İlk günden biraz fazla iş oldu ama Hüsnü Efendi ayrılınca buralar böylece kaldı. Yok, olur mu öyle? Bu artık benim işim. Siz hiç merak etmeyin. Vallahi Allah sizden razı olsun. Hangi biriyle uğraşacağımı şaşırmıştım artık. Doğrudur. Haklısınız. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ayşe, sen ne diyorsun? İşlerin altından kalkabilecek mi? Vallahi çalışkan birine benziyor. Çiftliği, etrafı gezdirdim. Hemen başladı. İyi bari. Yarın da hanımı gelip başlayacak. Evet, öyleymiş. Ayşe, sen de çok yoruldun bu arada. Estağfurullah Ali Hanım. Ne yorulması?
Hayırlısı olur inşallah. Para mı? Ya ne kadar varsa. Ay aşkım hiç yok ki. Yani ben de senden isteyecektim. Hiç mi yok? Ay aşkım ne arasın bende? Ya şu kuaför dükkanı için ayırdığın birkaç kuruş da mı yok? Ay hayatım vallahi yok. Olsa vermez miyim? Ay ne oldu ki hayatım? Ya bir iş için lazım da. Neyse. Benim gitmem lazım tamam? Sonra görüşürüz. Tuz. Şeker. Liste bitti. Ablacığım bak bakalım eksik bir şey var mı? Her şeyi yazmışsın abla. Aklıma başka bir şey gelmedi. Ben çıkayım o zaman. Bir saate de dönerim. Sen gelince de ben çıkarım. Sınavım var ya. Yunus birazdan gelir zaten. Tamam canım. Olur da sen gitmeden yetişemezsen Allah şimdiden zihin açıklığı versin sana. Sağ ol abla. Sana da kolay gelsin. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Ne yaptın? Sınava çalışabildin mi? Çalıştım işte. Bakacağız artık. Sen? Aklıma takılan bazı şeyler var. Sana birkaç soru soracaktım müsaitse. Tamam sor bakalım. Ben de tekrar etmiş olurum. Çok sağ ol Zeynep. Sen otur ben geliyorum hemen. Çay içer misin? Zahmet olmasın. Kenan Bey. Organik tarım sektörüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Son yıllarda pazar bayağı büyüdü. Ürün çeşitliliği arttı. Özellikle ihracatta çok gelişmeler oldu. Her geçen sene büyük adımlar atıyorlar. Hayırdır, niye sordunuz? Hemen değil ama yakın zamanda organik tarım sektörüne yatırım yapmayı planlıyorum. Hatta bir ortaklık bile düşünebiliriz. Ne dersiniz? Olabilir tabii. Neden olmasın ki? Daha geniş zamanda uzun uzun konuşuruz bu konuyu. Çok sevinirim. Yaptığım fizibilite çalışmaları var. Onları da paylaşırım sizinle. Tabii, çok iyi olur. Sadık Bey, kolay gelsin. Sağ olun Kenan Bey. Çok yorma kendini ilk günden. Sorun değil Kenan Bey. Zaten bir şu taraf kaldı. Orayı da yapıp gideceğim. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Sonunda karar vermişsiniz. Evet sonunda. Nihayet annem birini beğendi. Ben de birini tavsiye edecektim size ama geç kalmışım. Neyse. Kısmet. Tamam ya. Ben hep bu formülü eksik yazıyormuşum meğer. Aslında çok basitmiş. Çok sağ ol Zeynep. Ne demek? Bak buradan da kesin iki soru çıkar. Hadi ya. Keşke çıksa. En hakim olduğum konu. Bak buna çok sevindim. Buna da bir zahmet hakim oluver zaten. Az önce gösterdiğim formül de bununla bağlantılı. Aa. O zaman 5 soru çantada kektik. İçimden bir ses. Bu sene bu dersi vereceğimi söylüyorum.
Ya Zeynep, zaman yaklaştıkça heyecan artıyor. İnsan çalışınca daha çok heyecanlanıyormuş. Abla! Veysel. Nerede kaldı lan bu? Ne var, ne istiyorsun ya? Düşün artık yakamızdan. Zırt pırt buradasınız. Lan sus! Artistik yapma bana. Okula mı gidiyorsun sen hala ha? Sınavına bir şeyler duydum. Ne ayak? Ya saçmalama Murat ya. Hangi devirde yaşıyoruz? Lan başlatma devrinden mevrinden. Ağzından bir kere de hayırlı bir şey çıksın Murat. Ne istiyorsun? Ya bak tamam. Okula gitmene karışmayacağım. Babama da bir şey söylemeyeceğim. Ama her iyiliğin bir karşılığı var tabii değil mi? Tabii canım. Karşılıksız iyilik ve siz aynı cümlede. Nerede görülmüş? Söyle, ne istiyorsun? Para. Para mara yok bende. Hangi yüzde sen benden para istiyorsun? Para mı basıyoruz biz burada? Lan mı uzattın be? Vardır kızım sende para. Yok diyorum ya, yok. 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 Tamam. Ben de buraya gidiyorum, oturuyorum. Hiçbir yere de gitmiyorum. Hadi git bakalım gidebiliyorsan sınavına. İzin vermiyorum. En büyük, en kocaman balonu yapıp içine gireceğim Ayşe teyze. Sonra balonla havaya çıkacağım, dünyaya gezeceğim. Hepinizi el sallayacağım. Öyle şeyler söyleme kızım, çok günah. Ama o benim hediyemdi. Sana oyuncağın aynısından yapayım mı kızım? Gerçekten mi? Sıkıntı mı oldu Zeynep? Yok. Sınava yarım saat kaldı. Geç kalacaksın. Beraber gidelim istersen. Zeynep. Geç kalacaksın diyorum. Şey, sen çık, ben sana yetişirim. Biraz işim var da. Garson çocuk geldi işte. Yer değiştirmeyecek miydin onunla? Sorun çıkarttı değil mi? Sınava gidemezsin diyor.
Burası küçük ama rahat edersiniz. Bize yeter Aliyan. Yarın eşinizle yerleşirsiniz o vakit. O zaman ben şimdi müsaade istesem. Ufak tefek eşyalar var. Onları toparlarız. Yarın eşimle birlikte geliriz. Peki o zaman. Kolay gelsin. Sağ olun. Olur tabii kuzum. Sen bunu yapmayı nereden öğrendin? Bizim sizinki gibi oyuncaklarımız yoktu. Biz bunlarla oynardık. Teşekkür ederim Ayşe teyzeciğim. Başka ne oyuncaklar biliyorsun? Tel araba, bez bebek, top. Ne istersen. Ne güzel. Bana da öğretir misin yapmasını? Benim de kızım olunca onu öğretirim. Bana Ayşe teyzem öğretti derim. Ay seni bıcırık seni. Öğretirim tabii. Öğretmez olur muyum? Lan oğlum dikkat etsene be. Turşu. Lan garsonluğu da mı ben öğreteceğim size? Ya kardeşim her gittiğim yerde bir mesleki ders vermekten bıktım artık be. Ya git. Lan bu Zeynep de nerede kaldı be? Ağaç olduk şerefsizim. Getirdin mi lan parayı? Getirdim. Merak etme. Ama sana önce bir şey göstereceğim. Şşş. Ne diyorsun sen ya? Oyalama lan beni. Acelem var benim. Dur dur. Çok seveceksin. Yeni bir film çıkmış duydun mu? Komedi filmiymiş. Herkes ondan bahsediyor. Yıkılıyormuş. Ne saçmalıyorsun lan sen? Bak. Orman Ayısı 2. Her şey yolunda efendim. Hiçbir sorun yok. Hem de çok kolay oldu. Harika.